Kardeşin kurtarmayaydı zaten ölecekti. Ama... Here you are, face to face in this tragic bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you think. Yine bir gün eşim melemen yapmışken herkese merhaba. Evet arkadaşlar biz kalktık. Şimdi böyle kahvaltımızı yapacağız. Dün eşim menemen yapmıştı. Aslında biliyorsunuz yumurtalı şeyler pek sevmiyorum. Hani 40 yılda bir canım çeken. Ama dün yaptı, çok hoşuma gitti. Gene istedim. Yaptı sağ olsun. Evet şimdi gençler. Biz... Böyle bandıra bandıra yiyeceksiniz. Böyle bak 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 bak. Böyle gördün mü? Evet. Hadi şimdi bize afiyet olsun. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz biliyorsunuz kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra bayağı böyle bir takıldık. Şimdi muzlu bir de böyle frambuazlı dondurma yapacağız. Bunun için ne yaptım? Bu arada çok sağlıklı bir tarif. Yani çocuklarınızı yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Böyle muz, iki tane muzu ben böyle küçük küçük elimle kopardım. Buzluğa atmıştım birkaç gün önce. Uy ana. Uy. Şimdi bunları miksere atıyorsunuz. Böyle buzlu şekilde hepsini atacağım. Çok güzel oluyor gençler, deneyin mutlaka. Evet, ondan sonracığıma ilk önce birazcık böyle süt ekliyorum. Çok fazla hemen eklemeyin. Azar azar ekleyeceğim sürekli. Böyle buz kıvamında kalması için. İlk önce şunu yapacağım. Ondan sonra frambuazlısını da ekleyeceğim birazcık daha. Bunlar da buz, yani bunu marketten aldık. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu mikser... Yani direkt devir hayatım. Birazcık küçük kaldı. O yüzden şu an büyüğünü çıkardım. Geçen sene şu küçüğüyle yapmıştım ama çok yapmadığımız için olmuştu. Muhtemelen bu sefer biraz daha fazla yapıyorum diye olmadı. Şöyle. Muz yumuşak olduğu için de belki de hayatım. Şöyle birazcık suyu ekledim. Şimdi deneyelim bakalım. Kıvamımız bu şekilde. Alın size dondurma gençler. Aslında şimdi bunu yaptıktan sonra birazcık buzluğa da verebilirsiniz. Ya da bir kısmını tüketip diğer kısmını hemencik buzluğa atabilirsiniz. Ben şimdi ilk önce şuradan dediğim gibi aslında buzluğa atılıyor hemen ama biz şimdi böyle şeyken hemencik kullanacağız. Buzluğa attıktan sonra aslında daha güzel böyle yuvarlak şeklini alıyor. Şu an bildiğin buzlu buzlu. Bir de güzelce ne olgunlaşmış muz kullanırsanız daha bir güzel oluyor. Arkadaşlar yine ekliyorum. Birazcık yine muz var. İsteyen sadece frambuaz ve sütle de yapabilir. Ben şimdi ama hepsini muz falan yapmak istemedim. Baştan da bile karıştırılabilir. Muz, frambuaz karışımı böyle. Evet. Ama biz bir kısmı muz olsun, bir kısmı sadece frambuaz olsun istedik. Böyle güzelce ne içine atalım. Şimdi biraz karışacak muzlarla ama olsun. Evet. Yeter aşkım. Diğerleri zaten çok önemli. Şimdi ağzını kapatalım. Ve mix. Ve şimdi burada da bak bu daha güzel oldu. Alın size dondurma. Aynen. Hem de en sağlıklısın. Diyet yapanlara güzel bir şey. Ben tarçın sevdim. Kullanmadık ama tarçın da kullanabilirsiniz. Aynen. Muzlu karışımda tarçın kullanabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi. Yanında tarçın var ama koymadık. Olgun muz kullanırsanız daha tatlı olur. Ekstradan şeker ilavesi falan da yapmanız hadi gerekmez. Bize afiyet olsun. Aynen. Bize şimdi afiyet olsun. Yedik. Gerçekten çok lezzetliydi. Tavsiye ederim. Hani çocuklarınızı sağlıklı dondurma yapmak istiyorsanız ya da ne bileyim diyette olanlar her türlü yapabilir. İstediğiniz meyveyle de yapabilirsiniz. Yani o fark etmiyor. Şimdi ben akşam yemeği için hazırlık yapacağım. Ne yapacağım? Bugün tavuk şiş yapmayı düşünüyorum. Tavukları ondan önce marine etmek istiyorum. O yüzden birazdan marine edeceğim ki akşama kadar dursun, güzelce ne çeksin. Ondan sonra akşam da yemeği güzelce ne hep beraber hazırlarız. Bu şekilde yani. Şimdi tavuk şişimiz için ilk önce tavuklarımızı böyle bir ben yıkadım, tertemiz yaptım. Şimdi bunları küçük küçük doğrayacağım. Böyle tam tavuk şiş için böyle o boyutu alacağım. Sonra marine edeceğim. İlk önce şimdi şunları doğrayalım, ondan sonra marine edelim.
Şimdi tavuklarımı bir güzel doğradım. Böyle bir kap alıyorum. Ben çoğunlukla marine ederken hep yoğurt ve salça kullanıyorum ve baharat. Ve tabii sıvı yağ. İsteyen sırf sıvı yağ, işte tuz, karabiber, kekik falan da kullanabilir. Hani salça eklemeden, yoğurt eklemeden ya da sadece salça da ekleyebilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben ama böyle çok yakıştırıyorum. Zaten artık anlamışsınızdır bende de. Şöyle ilk önce bol bol sıvı yağ ekliyorum. Marinemi yine hep göz kararı yapacağım. Dana bonfile de yaptığım gibi yani olacak. Sadece bundaki fark... Et baharatı yok. Tuz, karabiber, bir de kekik var sadece. Şöyle kalsın bu. Salçamı da ekleyeyim. Adam, adamsın adam. Sarımsak da ekleyeceğim hep olduğu gibi. Şimdi ben biraz sarımsak ekleyeceğim. Benim sarımsaklar da mübarek. Kocaman kocaman. Hayatım en güzelleri bunlar, bunları aldım. Bunlar daha kolay oluyor ama biliyor musun? Hani ya, bak fış diye çıktı, gördün mü? Aynen, hani yemek yaparken çok kolay oluyor bunlar. Küçükleri çok uğraştırıyor. Bin tane küçük 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 böyle şey yapıyorum maşallah. Bir de sulu sulu. Çıkıra çıkıra. Şöyle. Evet, sarımsağımı ekledikten sonra sadece baharatlaması kalıyor. Onu yine ben kendi göz kararıma göre yapıyorum. Bu baharata bol kekik eklerseniz tadısın, hani tadını biraz değiştiriyor arkadaşlar. Yani bol bol ekleyin kekik ya. Şimdi tavuklarımı ekliyorum. Bir güzel de karıştıracağım. Karıştırıp streç yapacağım. Ondan sonra isterseniz sabahtan yapıp bekletebilirsiniz. Akşama kadar ya da böyle nasıl diyeyim en az yarım saat bekletin. Ooo bayağı iyi oldu. Oh. Şimdi bu şekilde arkadaşlar buzdolabına koyacağım ve bir güzel akşam yemeğine kadar marine olacak. Tavuğumuz bayağı bir marine oldu ve biz şu an akşam yemeğini hazırlayacağız. Hemen buzdolabından çıkarayım. Evet. Şöyle yanına ekstradan biber falan çıkaracağım. Aslında ilk başta tavada yaparım diye düşündüm ama fırına vereceğim arkadaşlar. Evet, fırına vereceğim. Daha güzel pişer bu şekilde. Ekstradan kırmızı ve yeşil biber doğrayacağım. Onları bir güzel şişlerim var benim. Onunla böyle sokacağım. Ondan sonra artık fırına veririm. 200 derecede veririm. Fırında yanmaz mı? Yok, yanmaz. İyi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle. Evet. Yapalım. Şiş çıktı. Şurada biraz sosumdan kaldı. Bunu böyle sıyırıyorum. Biraz şöyle üstlerine süreceğim bir de. Böyle. Bu ne ya? Allah var ya. Bu koku efsane ya. Efsane bir şey. Şöyle biraz üstlerine süreyim. Hem şuradaki sos da tamamen sıyrılır. Şöyle. Oh. Ya insanın hamar atanım olunca da yemin ediyorum hadi. Ben hemen atıyorum bunu fırına ya. Tamam. Şimdi bu pişsin. Ben de muhtemelen ben yanına çorba yapacağım. Bakayım yoğurdumuz varsa yoğurt çorbası yapabilirim. Bunlar yanına hiçbir şey gerek yok ki. Kaç tane şiş çıktı? Allah. Şey, diyorsun. Tamam, o zaman çorba yapmıyoruz. Ortaya neyse. Ortaya. Ortaya. Evet, o zaman ben şimdi hemen şurayı toparlayayım. Biz de yemeği bekleyelim. Aynen. Yanına salata yapalım ha. Olabilir, salata. Tamam. Hatta ben yapayım şey geçen salatamdan. Olur. Ondan sonra artık akşam yemeğine geçeriz. Gençler. Tabii ki yağlı kağıt birazcık hani böyle
kararıyor. Biraz falan suyunu bıraktı. Oralar su oldu. Sonra o çekince böyle oldu. Karanlık. Evet ama yani önemli olan bunun olmuş olması ve biz şuradan birazcık şey yaptık. Yani içine baktık oldu mu diye. Hatta yine göstereyim şöyle bak. Şöyle dağılışını göstereyim. Aman Allah. Öyle lokum gibi olmuş ki bakın içi. İçini nasıl göstereyim? İçi benim içimde. Gitti vallahi ya. Dur göstereyim. Bakın böyle bembeyaz içi. Lokum gibi efsane bir tadı var. Mutlaka deneyin gençler. Evet şimdi bize afiyet olsun. Bunu soframıza koyacağız. Sofrada şey var. Durun. Bir dakika yığın. Şöyle salatamız, kabuğumuz bu şekilde. Bize birazdan afiyet yemeğimizi yedi. Gençler efsane bir yemek oldu. Mutlaka deneyin bunu. Evet gerçekten çok güzel oldu. Yani dediğimiz gibi mutlaka deneyin. Evet. Biz şimdi çay yaptık. Böyle birkaç abur cubur hazırladık. TV keyfi yapacağız. Fırtına Anı diye bir film bulduk. Netflix'ten. Onu izleyeceğiz. Aynen. Zar zor film buluyoruz gerçekten. Yani bir film bulmak o kadar sürüyor ki bizde. Aynen. Yani sizde de öyle mi bilmiyorum geçen ama. Geçenki Otopsi miydi hayatım? Otopsi diye bir film açtık. Normal bir film diye korku filmi çıktı. Korkudan ben ölüyordu korku sultanım. Ben korku filmi izleyemiyorum. Çok korkuyorum. Yani evet. Ben anca ne oluyor? Hint filmi, aşk filmi. Aynen. Ya da böyle heyecanlı aksiyon, olur. Aksiyon, gerilim. Ya da aile filmleri olur. Onları seviyorum. Aynen. Ama korku filmi asla izleyemiyorum. Ben her türlü izliyorum gençler. Hepsini izlerim yani. Sıkıntı yok. Vallahi öyle şey oldu. Bu arada bugün böyle biraz şey bir vlog oldu. Yani daha çok sürekli yediklerimizi gösterdik. Aynen. Değil mi? Yani bugün olsa ne ama yedim? Güzel dondurma tarifi verdik. Ondan sonra cıma güzel bir yemek tarifi verdik. Yani bugün biraz böyle oldu. Yani idare edin. Aslında yemek yaptığım vlogları çok sevdiğiniz için de yemek yaparken her zaman çekmeye çalışıyorum. Aynen. Yani size hiç göstermediysem. Öyle bu şekil yani. Siz hangi filmleri izliyorsunuz? Ne tür filmler izliyorsunuz? Evet, bir de önerebileceğiniz benim izlediğim türde filmler varsa lütfen yazın. Çünkü çok zorlanıyoruz. bu arada biz şeye başladık. Ne deniyor ona? Adı neydi ya onun? Michael Scofield falan. Prison Break mi? Ha. Ona aynen. Bir söylemiştik biz. Evet ama yarısına geldik. Biz ikinci sezonun yarısına falan geldik ama artık baydı arkadaşlar aynen. Ya. Hep aynı şey. Hele o Michael Scofield'in mi abisi mi ne? Ay gıcık oluyorum onun hareketlerini falan filan. Sanki abin kardeşin kurtarmayaydı zaten ölecekti. Ama hareketlere triplere giriyor falan neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Çekilişimize de katılmayı unutmayın topluluk evet. kısmından. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun gençler.